ünlüler yaşlanınca deliriyorlar ya ilgi manyağı oldukları için. Anlayabiliyorum yani. Çünkü böyle insanlar size ilgilenip selam merhaba ulan ne tanıdım falan. Bu muhteşem bir duyguymuş. O yüzden deliren ünlülere ben her zaman hak veriyorum. Hayır bir de Ankara'dayız ya yani. Gökhan ne yapıyorsun? Gökhan programını tuttu. Baştan aşağıya bütün insanlarla böyle muhabbet edeyim, goy goy yapayım, bir yere girdim onu güvenliğiyle oturayım, bir çay içeyim. Bu benim hoşuma gidiyor. Ben mesela şunu anlamıyorum. Mont giyiyorsun mesela bir gün. Ben o montla o gün 3-4 tane çekim yapmışım. Olur ya havandasındır, evet. Gaza gelirsindir. Çek ulan aklına o geldi. Onu da çek kanka bunu. Anında anladık reis değiştir artık şu montu. Anladık montum var. Arkasındaki Tarkan seni takibi almış dedi. Gayet mutluydum o gün. Gerçekten dedim daha mutlu oldum. Girdim baktım Tarkan beni takibi almamış. Dedim ki lan şerefsiz. Ben ne güzel mutlu yaşıyordum. Şu an beni niye mutlu ettin? Arabayı da sevdim. Araba hakikaten bu arada çok güzel akıyor ya. Rengi de. O zaman bir pazarlama müdürümüz de en azından sıraya alsın sadece. Bizi bir sıraya alsın hocam. Biraz da sen sor ben anlatayım. Peugeot Göral, Serkan Kızılbayır'la Sen Sor Ben Anlatayım'ı sunar. Biraz da sen sor ben anlatayım. Peugeot. Yeni bölümden herkese bir kez daha merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır ve bu hafta yanımda benim de hayran olduğum ve gerçekten de çok başarılı bir isim. Ünlü futbolcu Gökhan Ünver. Gökhan, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Çok değil. Kötüydü ama evet. Olsun. Karıştırıyorlar herhalde. Alıştık. Değil mi? Alıştık. Karıştık. Nasılsın ya? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok iyi. Programa şöyle başlamak istiyorum. Abi manyaksın sen ya gerçekten. Yani hani bazen izliyorum. İzlerken de böyle hani söylenir ya. Kahkaha atarak izliyorum ya. Canlı evet. Canlı böyle gülerek izliyorum. Öncelikle bir kez daha şöyle yapalım. Hoş geldin programa. Çok sağ ol dostum. Eyvallah. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Hazır gösteriye gelmişken Ankara'ya sizle de buluşuyor olmak, böyle güzel bir çekimde bulunmak benim için de güzel oldu, heyecanlı oldu. Böyle radyocularla program yapmayı hiç sevmem yani. Niye abi? Böyle. Çünkü şeysiniz ya, hani normalde konuşuyoruz. Abi çekim başladım, bu enerjiyi patlatıyorsunuz ya. Çok güzel bir özellik. Keşke eyvallah. Bende de olsa ya. Eyvallah. Ama sen de sahnede yıkıyorsun ortalığı ya. Sen de ya kendimizce. Yani. Tabii kendim. Şimdi yolda gelirken iltifat alıcı erkekler değil mi? Yani yolda gelirken çektiğin story'e kadar izledim ya. Evet. Yani seni gerçekten hayrandım yani, ciddi söylüyorum bunu ya. Abi, acayip merak ediyorum yani. Hissettiğim hareket halinde olmak çok güzel bir şey. Gerçekten dün mesela hiç story atmadım kardeşim dedi. Bugün hiç story atmadın. Evde yatıyorum dedim. Neyi story'sini atacağım yani? Ama yola çıkınca hem fikirler geliyor, başlıyor, hem bir şeyler yaşıyorsun. Çok güzel oluyor. Öncelikle Gökhan Ünler kim? Oradan bir başlayalım. Sonrasında ben çok şey soracağım. Gerçekten çok araştırdım seni. Neler var, neler yok. Oradan bir başlayalım. Çok Gökhan da bir Ünler. Şey bulamamışsın. Çok bir şey yok. Evet, yok. Gökhan Ünler komik evet. Videolar çıkıyor. Ya ben bazı arkadaşlar biliyor tabii. Bayağı bir çalıştım aslında ben. Hani bizim çocukluğumuzdan beri vardır ya. Hani ilkokuldan beri çalışıyoruz zaten. Yani kuaför, su tesisatçısı, bakkal, çakkal, babamın yanında filan. En son böyle reklamcılıkta bayağı bir 15 yıl. Belki 12-13 yıl çalıştım. Bir art direktör işte, tasarımcıydım. Bayağı bir çalıştım. Sonra bazı arkadaşlarım fark ettiler ki ya Gökhan işte sen çok makara kukara yapıyorsun. Ben taklit yapmayı çok seven bir insanım yani. İşte biriyle tanışınca dedikodu mu acaba lan bu? Düşündüm de taklit değil galiba. Birinin arkasından onu taklitini yapmayı çok sevdiğim için. Ya işte sen yapsana falan diye böyle bu işe girdik. Stand-up yapmak için bir bahane oldu Instagram'da. Sonra Instagram daha fazla büyüdü. Öyle işte, öyle diyeyim. Bu arada ekip arkadaşlarımız hemen görüyorsun. Evet. Buradalar. Onlar da şöyle görüyorum, bir harikalar. El sallayalım. Onlar da bizi takip ediyorlar. Evet. Ekip. Şimdi Gökhan... Düğün konvoyunda o da sürekli yan yana. Aynen. Tamam artık yeter yani. Gökhan şimdi şey nasıl oldu? Yani tasarımdan, grafikten nasıl oraya geçiş yaptın? Yani bu kolay bir şey değil. Nasıl çok zor oldu? Bir şey. Evet yani 30 yaşından sonra da hadi ben video çekiyorum. Bir de insanları aslında ben komiyim biliyorlar. Ne video çekeceğim? Komik videolar. Ama sen komik değilsin ki falan deme ihtimalleri var. Zor bir karar oldu tabii ama şey yaptığımız için biraz bir yaptığımız demek de normal mi? Yaptığım böyle şöyle yaptığım için demek de sanki kendini çok övüyormuş gibi değil, geliyor. Değil. Ya, yok. Ama yaptığımız da sanki arkada büyük bir ekip varmış gibi görünüyor. Şöyle yaptığım için hani işi en etik halinde yapmaya çalıştığım için de hani bir ayıp yok yani yaptık. Evet ya ben böyle yapmak istedim, bunu hissettim, bunu yaptım diye yola çıkınca da öyle yapınca yürüdü. Zor oldu mu? Çok zor oldu. Bir de tek başına olmak biraz zor. Sonuçta hiçbir çevren yok. Bir yayıncı. Üretmek de çok zor yani. Üretmek de çok zor. Üretmek yani, de zor. Evet. Gaz aldıktan sonra üretmek kolay. Devam bu ara geliyor. İyi gidiyor. Ama yani tek başlamak sonuçta çünkü insanlardan destek bekliyorsun ya hep. Destek beklediğin insanlardan destek göremiyorsun kesinlikle. Bir çevren yok. Hani benim öyle bir fenomen, influencer çok böyle bir arkadaşım yoktu. Hani bu dünyaya girdikten sonra biraz öyle bir çevre edindim yavaş yavaş. En başında normal işte
Ahmet, Mehmet hep yani çalışan insanlar. Destek de çok bulamayınca tek başına olmak zor. Uzun zaman aldı bence zaten yani. Biraz son şey değişti değil mi? Son zamanlarda değişti biraz, evet. Nasıl bir duygu şimdi mesela çekime başlamadan önce de insanlar gelip seninle fotoğraf çekiliyorlar, evet. Ya Gökhan abi fotoğraf çekilelim mi? Gökhan abi öyle, Gökhan abi böyle. Evet. Bu nasıl bir duygu? Çünkü öncesinde bunu tatmıyordun. Belki de Gökhan o anda görmüyordu kimse. Ama evet, şimdi herkes, evet, görüyor. Vallahi çok güzel bir duygu. Hatta ben ünlüler yaşlanınca deliriyorlar ya ilgi manyağı oldukları için. Anlayabiliyorum yani. Çünkü böyle insanlar size ilgilenip selam merhaba ulan ne tanıdı filan. Bu muhteşem bir duyguymuş. O yüzden deliren ünlülere ben her zaman hak veriyorum yani. Ama bazen rahatsız oluyor muyum? Hiç de olmadım daha. Ama yeni yeni olduğu için tabii bir rahatsızlık durumu yok. Gökhan abi yer değiştirelim mi şöyle bir? Seni buraya alayım mı? Ben mi kullanayım? Vallahi abi deneyelim yani. Ne yapacağım? Yani. Dümdüz gidiyorum kafamda. Dümdüz göre. Gidiyoruz ya. Tamam. Sen anlat işten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım. Biraz da sen sor ben anlatayım. Var var var. Hani Gökhan her seni şey de çağırdık var, buraya ama. Yok canım olur mu ya Gökhan. Kaskosu var arabanın, rahat olabiliriz yani. Şimdi. Arabayla nasıl bu arada? Arabayla iyi, fena değil. Kullanıyor, çok kullanıyorum ama. Hani dersen ki çok arabadan. Koltuğunu. Koltuğu nerede? Da ayarlayalım. Biraz aşağı şuradan. Hah güzelmiş. Hah indik. Sanki 1.90 boyumuz var da. Evet abi. Şimdi buradan. Şimdi şunla. Hatırladım bunu. Evet. Tık şu anda gidiyoruz. Şu an gidebiliyoruz değil mi? Hayır bir de Ankara'dayız ya. Yani. Gökhan. Gökhan ne yapıyorsun? Gökhan programını. Evet. Bu nedir ya? Bakari. Evet. Ankara'ya geliyor musun sık sık? Yani Ankara'yla bağlısın. Şöyle benim ilk şehir dışında yaptığım gösterim Ankara'daydı. Burada olmuştu. Çok şaşırmıştım. Çünkü gösteri çok güzel geçmişti böyle. Ya deli gibi insanlar gülüyor. Ve çıkınca da insanlar abi yemeğe götürelim. Abi bizde kal. Abi işte şöyle böyle fotoğraf çekinmeler falan. Ulan bu kadar samimi. Ankara bu kadar samimi. Öyle gerçekten öyle, öyle yani. Üstelik geçenlerde ben telefonumu kaybettim. Tamam tabii ki her taksici iyidir, kötüdür, şeydir. Hani herkesin karakteri farklıdır. Ama yalan değil mesela takside düşürdüm. Burada düşürdüğüm için geri geleceğini biliyordum. Taksinin. Şaka yapıyorsun, geldi değil mi? Abi adam beni bıraktığı yerde arabayı bırakmış, dolanmış, oradaki restoranlara işte, bakmış. Ankara, bravo Ankara. Sonradan işte abi aradık. Ya dedi neredesin sen dedi. Bir de fenomen olacaksın dedi. Telefonunu aramıyorsun falan bir geldi. Azarı da yedin. Bir de şey vardır ya abi işte getirir bir 3-5 hani abiye. Abi sağ ol falan. Adam almıyor. Ya olur mu öyle şey falan. Böyle bir güzel çok bir abiye ya. Denk geldim. O yüzden Ankara'yla bir şeyim var hep. Ankara başka ya gerçekten de. Seviyorum yani. Şimdi hayatında birçok şey değişti. Değişiyor. Etkiledi evet. Mi hayatını mesela? Abi ben şunu anladım. Hayatında aslında bir şey değişmiyor. Gerçekten. Hani bu ünlülerle de bazen fotoğraf çekinmek istiyoruz da diyorlar ya. Hani sıkılıyorlar ya. Çünkü onlara da tuhaf geliyor. Niye? Çünkü aslında hayatında bir şey değişmiyor. Yaptığın iş değişiyor. O evet. İşe odaklanıyorsun. Evet. İnsanlar seni biraz tanıyor. Ama emin ol çevren aynı çevre. Sen aynı insansın. Yani böyle senin değişmen için çok büyük bir değişiklik. Ya belki bir günde böyle bir 100 milyon dolar falan kazansan yine değişmezsin belki. Doğru. Çünkü gerçekten sen neysen olsun. Sadece biraz da belki yaşam şartı rahatlıyordur. Efendim şey, insanlar seni tanıyor. Daha güzel bir yaşıyorsun gibi düşünün. Ama insan aynı insan bence. Ama Gökhan bir şey söyleyeceğim. Ben birçok isimle böyle bir aradayım. Tanınan kişilerle bir aradayım. Hı-hı. Gerçekten şey çok hoşuma gitti biliyor musun? Yani içeride oturduk, sohbet ettik. İnsanlar yanına gelmek istedi. Şeyini kaybetmemişsin biliyor musun? Bazen insanlar da biliyorsun bir yere gelince ayrı bir moda girer. Kimse destek olmak istemez. Yani hı-hı. Hemen burnu havada olur falan filan. Sen de öyle bir şey yok biliyor musun? Bu çok güzel bir şey. Ya onu ben de görüyorum. Ya o biraz insandan insana da değişiyor diye düşünüyorum. Doğru. Dediğin gibi bazen bakıyorsun adam bir iki videosu tutmuş. Böyle bir el bir iki de davette de gördüm öyle. Bir iki videosu tutmuş adam. Abi çocuk bir geldi davete ya Rabbim. Sinirli böyle. Lan ne oluyor? Evet. Lan ne oluyor? Niye bu tripler dedim. Hani merhaba diyeceğim yanaşamadım adama yani. Ben onu kaybetmiyorum. Öyle hissetmiyorum çünkü böyle ünlüymüşüm gibi hissetmiyorum. Yani bir mekana girdiğim zaman ay ben müdürle muhatap olurum. Bununla en nefret ettiğim şeylerdir. Ya bir de biz işimiz komedi mizah olduğu için ben böyle baştan aşağıya bütün insanlarla böyle muhabbet edeyim, goy goy yapayım, bir yere girdim onun güvenliğiyle oturayım, bir çay içeyim. Bu benim hoşuma gidiyor ama yani komedyenlikten de değil yani bu belli.
art direktör olarak çalışırken, ajansta çalışırken de böyleydim. Evet. Seviyorum öyle. Tribe giren insanlar da ne bileyim böyle kendini gerçekleştirememiş, böyle bir egolu, iki ilgi görünce şımaran insanlar gibi geliyor. Sağdan gideceğiz bu arada. Tamam. Peki şeyden çok besleniyorsun değil mi? Ofis hayatları, insanların yaşadıkları. Evet, evet. Yani inanılmaz besleniyorsun. Bazen böyle çok böyle küfür yiyorum ama bilmiyorum ya. Yani, hayır, yok yok, gerçekten çok iyi. Yani hani böyle bildiğin yaşattırıyorsun yani. Evet, bir gerçekçilik önemli benim için. Abartmadan yapmak bazı şeyler. Abartınca çünkü bazı şeyler biliyorsun sakil durabiliyor. Doğru. İki, herkesin böyle yaşadığı şeyi yakalamaya çalışmak. Ulan ben, ama şu var, ben yaşadıysam herkes yaşamıştır. Ama öyle gerçekten değişiyoruz yani. Öyle bir şey var, evet. O hoşuma gidiyor. Biraz da o hayattaki gıcık tipleri böyle bir kıl insanları taklit edince böyle bir o ayrışıyor mu ne oluyor, hoşuma gidiyor. Bazen çok küfürüyorum dediğim gibi, abi sana çok küfür ettim, hakkını helal et abi. DM'lerde falan oluyor böyle, sen tam bir pitsi falan. Biraz bir ben sorayım, sen anlat, işten güçten senden bahset. Sonra da sen sür, ben kaynatayım, biraz da sen sor, ben anlatayım. Peki bundan sonra sence ne olacak hayatında? Senin hayatında neler olur sence mesela? Yani neler değişir? Ne olabilir? Ya benim hayatımda ne olur, ne değişir? Çok bir şey değişmez ama hani yaptığım projeler bakımından güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Yani mesela aklımda bir senaryo var, çok güzel. 2-3 senaryo var. Ama bunu kağıda dökmek gerçekten çok zor işmiş. Çünkü şunu da istemiyorum ya. Sırf böyle fenomen oldu diye, sırf böyle takipçisi oldu diye film çeken insanlar vardır yani. Evet, maalesef. Orası çünkü başka bir dünya, başka bir emek ve başka bir profesyonellik isteyen bir şey. Ha, orada yine benim bakış açım, benim istediğim şey olur ama çok iyi bir destek almam lazım gibi hissediyorum. Sinemayı çok seviyorum ben. Yani Türk sineması, yabancı sinemalar, her çıkan şeyi izlemeye çalışırım mutlaka. O gözüm olduğuna da inanıyorum. Bazı videolarda o yüzden bile farklı bir çekimler yapmaya çalışıyoruz kardeşimle. Öyle bir şeyler istiyorum, yalan değil. Şimdi bana çok YouTube'da uzun sana bir şeyler yapalım, çok para kazanırız. Ama onu i̇şte sevmiyorum ki abi işte. Ya. Aynen, yani herkesin yaptığı şeyi yapmakla. Bravo. Bir yemek videosu denemeyeyim yani ben de. Zaten yapıyor insanlar. Çok doğru söylüyorsun. Ve sosyal medyada da bu. Hep böyle farklı bir şeyler. Mesela bir şey yapıldıysa onu yapmayalım diyorum ya. Bunu bu adam yaptı. Buna yakın bir konuyu da yaptı. Yeter yani. İlk zamanlar çok ben araba markaları videosu yapıyordum. İşte Peugeot kullanan, bilmem ne kullanan, onu kullanan. Sonra baktım işte herkes yapıyor. Tamam ben yapsam yine ben buldum onu. Ben evet. Buldum da değil de işte hani ben ilk yaptım falan ama. Esprisi kaçıyor diyorsun esprisi yani. Esprisi kaçtı. İçimden gelmiyor yani bu saatten. Peugeot demişken aracı nasıl buldun bu arada? Peugeot gerçekten çok güzel. Zaten bu direksiyon muhabbeti. Evet. Biliyorsun yani insanı bir adamı böyle bir. Sen de yolculuğu çok yapıyorsun o yüzden. Çok yapıyorum böyle. Evet evet. Araba kullanmayı seviyorum yani. Evet. Çok beğendim. Ön tarafın bu. Tamamen bu dijital olması. Bir de bu katman katman yani. Evet. Ön planda bir şey var, ortada bir şey var, en arkada da bir katman var. Çok şık bir araba. Peugeot ama zaten son dönem tasarımları aşırı hoşuma gidiyor benim de. Şey vardı ya, sert plastik mi? Evet. Hemen ha, buralar, evet. Şu işlemeler çok muhteşem olmuş. Hiçbir şeyi beğenmeyen var diyeyim. Beğenmiyor ya. Biraz bir ben sorayım, sen anlat, işten güçten senden bahset. Sonra da sen sür, ben kaynatayım, biraz da sen sor, ben anlatayım. Ben mesela şunu anlamıyorum. Ceket giyiyorsun, mont giyiyorsun mesela bir gün. Ben o montla o gün 3-4 tane çekim yapmışım. Olur ya, havandasındır, evet. Gaza gelirsindir. Çek ulan, aklına o geldi. Onu da çek kanka bunu. Anında anladık reis, değiştir artık şu montu. Anladık, montum var. Mesela diyorum mont linkin ver abi. Ceket linki ver, ceket linki ver. Ulan vermiyorum. Saat linki ver, ceket. Ben mesela saate meraklı bir adamım. Tamam. Don diyordum, hakikaten çok soruyor. Bir kere attım beğendiğim saatlerden, uygun buldum. Bu uygun mu? Sen kendini ne zannediyorsun? Allah belanı versin. İşte 5000 liraya saat atmışsın. Biz abi nasıl tamam da. Falan, he? Tamam abi, ben bir şey demedim zaten. Bunu çok soruyorsunuz diye. Bu defa bileniyorum bundan sonra. Adam ceket linki diyor. Yok size ceket meket. Bilet linki atıyorum işte artık ben daha çok. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin şeylerin de çok hoşuma gidiyor. Bilet linki demişken mesela yarınki etkinliğe ben de geleceğim. Yarın evet, akşamki evet, etkinliğe, evet. Ankara'daki etkinliğe. Bekliyoruz. Şey çok güzel senin orada. Video çekerken şeyin de çok güzel. Evet, evet. O anda bizim en komik, gösteride en komik, en eğlendiğimiz yer video çektiğimiz an, biliyor musun? Selfie çektiğimiz an. Çünkü ama orada o belli oluyor, biliyor musun? Şey tutturamıyoruz, evet. Falan bazen işte deniyoruz, bir daha çekiyoruz. Birkaç kez denenmiş değil mi onlar? Evet. Tabii. Evet. Zaten onun arkasında bir 15 dakikada çekiyoruz o kısmı biz yani. İnsanları da en çok eğlendiği yer bir de şu oluyor. Çünkü ben insanlara hani gösteri bitti, eğlendik, hadi görüşürüz şey değil. Tam kapıdan çıkarken de insanlar böyle bir gülerek, alkışlayarak çıksınlar. Akıllarında o kalsın istediğim için. Çok doğru. Güzel. Öyle bir şey kurduk kendimiz. İşte reklamdan gelmesinin avantajlarını yaşıyor yani. Önemli bir şey bu. Pratik de var bir de. Yaptıkça. Evet. Ulan böyle oldu. Şöyle oldu. Hızlı öğreniyorsun o zaman. Abi deneyimledikçe gösteri olayı gerçekten deneyimleye deneyimleye yapa yapa böyle
çoğu içeri seyirci oluşturmuş biliyor musun mesela? Ben konuyu yazmışım, seyirci orada bir şey demiş, ona gülmüşüz, onu öyle anlatmışım. Sağdan gidebiliriz. Sağdan gideyim değil mi? Sokullu dikmen. Çoğu gösterinin belli yerlerini seyirci yazmış. Mesela diyorum ki burada birisi şunu demişti diyorum, seyirci daha çok biliyor o zaman. Çok iyi ya. Evet. Çok artık biliyorsun sosyal medyada insanlar bizden daha da komik. Yani adam bir yere bir cevap daha yazıyor. Daha da ekliyor değil mi aslında, doğru söylüyorsun. Adam bir şey veriyor, cevap veriyor, olay değişiyor. Adam bir yere bir yorum olay yazıyor abi. Diyorsun ki ulan bu benim nasıl aklıma gelmedi ya. Ulan bu yorumu nasıl yazdın diyorum. Evet. Bir mola şurayı bir havalansın. Oh. Yalnız bugün de bir şansımızda birden sıcak oldu hava ya. Sen de başladıktan sonra. Abi. Sen valla. Yani, Gökhan'ın verin bereketi. Yani gerçekten Gökhan Ünver geldi. Evet. Ankara'ya doğdu girişim. Doğdu girişim. Vallahi öyle oldu ya. Yemin ediyorum öyle oldu ya. Dur hocam kapat. Evet. Araba da yağ gibi akıyor be kardeşim. Abi, yani. Valla. Çocuklar. Biraz bir ben sorayım, sen anlat. İşten güçten senden bahset. Sonra da sen sür, ben kaynatayım. Biraz da sen sor, ben anlatayım. Peugeot. Benim biliyorsun eskiden şey vardı. Benim biliyorum işte Peugeot'u. Evet evet, evet 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 evet. Aynen aynen. Biliyorum. O da bir şey şimdi. Odamda Peugeot bir şey var. Ne o? Büyük şipler 2008 mi? Evet, 2008 3008'ler falan. O adam şimdi onu alınıyor, diyor ki ya bende 2008 var kardeşim. Ben öyle hareketler yapmıyorum yani. Abi diyorum tamam da Peugeot'un biliyorsun ikon bir şeyi var, 106 yani otoban faresi ya, yani. Onu yapıyorum. Onu zaten görünce Peugeot deyince millet anlıyor onun 106 olduğunu yani. Ama arabalara karşı ilgin de var senin anlaşılan. Ya benim araba değil, insan işte. Ha. Yani Peugeot kullananın şey yapıyorum. Evet. Aynen aynen. İşte diğer markaları görsel kullanan derim yakalıyor. Ya bu o. Passat kullanan mesela derim yani. Evet o. O oluyor. Bazen gösteride tutturuyorum yani. Sen de 206 mı var diyorum. Evet abi nereden? Şaka yapıyorsun. Abi denk abi geldi kaç ya tane? Çok iyi. Şey bir tane abiye marka verebiliyor muyuz tabii ya? Ki, bilmiyorum. Evet, evet verebiliriz tabii. Hiç problem. Mi? İstediğin gibi. Ya bir tane böyle gazlamacı bir araba var. Yaşlı bir abi adam. 56 yaşında bir adam öyle bir şey. Böyle bir es bilmem ne dedi yani o an Mazda bir şey. Yanında da hanımı var. Bende şu var Gökhan'cım dedi. Yaşlı adam ya biraz. İkinci eşim mi abi dedim. Nereden bildin? Abi araba markasından. Çok iyi ya. Çok iyi kadın, ya. Oha, çok iyi kadın ya. Sustu kaldı. Adam dondu kaldı. Kimse gülmüyor. Nereden ya. Gökhan? Kapa çeneni gerisini. Gökhan çok iyi ya. İşte bunların hepsi aslında ne biliyor musun? Çok iyi analiz yapmanın faydaları gerçekten de öyle. Ama zaman işte zaman başa bela da alıyor. Çeneyi de tuttu bu arada. O da ayrı bir durum. Peki birazcık işin şey kısmına girmek istiyorum. Senin takip abi ettiğin kimler var? Kimi mesela sosyal medyada kimleri beğeniyorsun? Ya? Şimdi bütün ünlüleri çıktım takipten. Aa. Beni takip edene kadar etmiyorum dedim abi. Niye böyle bir tribe girdim? Ama niye bir şey yapayım ya? Bakıyorum o beni etmiyor, bozuluyor. Mesela en son arkasındaki Tarkan senin takibi almış dedi. Gayet mutluydum o gün. Gerçekten dedim, daha mutlu oldum. Girdim baktım Tarkan beni takip almamış. Dedim ki lan şerefsiz. Ben ne güzel mutlu yaşıyordum. Şu an beni niye mutsuz ettin durdun? İster istemez bir şey ya. Yani orada bir beklentiye girdim. Beklentim ya. Çok iyi ya. Bir baktım Tarkan oralı değil. Onun dışında. Bu ayrı bir şey ama gerçekten ya. İnsan öyle beklentiye giriyor insan ya. Ya giriyor. Evet. Öyle bakıyorum beni takip ediyor. Çok önemli bir şey mi değil ama mesela senin hani Tarkan'ın seni takip etmeniz ama. Ya ayrı, değil tabii. Ayrı bir şey yani. Bu zaten hani, sonra evet değil. Yani geçen zaten sene olsaydı okeydim de. Zaten milyon olmuşuz etmesin. Yok o değil de. İnsan değişik bir duygu şimdi. Televizyonlarda izlediğin, hayran olduğun adam seni ana. Mesela beni Cem Yılmaz takip etti. Yani yarın öbür gün çıkar mı bilmiyorum ama. Çok Cem Yılmaz beni takip. Ama güzel bir şey Allah'ım gerçekten. Allah'ım sana geliyorum oluyor. Sonuçta yani adam bu konuda en üstte. Ve bu adam seni takip ediyor. Demek ki sen bir şeyleri gerçekten de başarılı yapıyorsun. Bir etkileşimin oluyor lan. Hep ekranda gördüğün Gökhan, adam. Ben senin yerinde olsam bunu samimiyetimle söylüyorum. Hani eleştiri de geliyordur, o da oluyordur, bu da olamıyor. Yani herkesi mutlu etmek imkansız biliyorsun. İnsanların hepsini aynı anda mutlu etmek. Ama evet, genele baktığın zaman çok güzel videolarım var. Gerçekten hiç sağ boş abi video yok. Bazıları şimdi ben mesela sosyal medyada videoları izliyorum. Yani diyorum ki adam video çekmek için video çekiyor. Hani tabii, doğru, bir şey atayım doğru, da bugün evet çıksın falan filan ama senin videolarında gerçekten mutlaka orada bir nokta var. Yani mutlaka bir şeye dokunuyorsun. Evet, ve ben de diyorum ki benim yaşadığım aynısı ya diyorum. Ben de bunu yaşadım diyorum. Ne mutlu yani tabii ki. Ben ama dediğin gibi içimden gelir. Ulan bunu ben yaşadıysam ya da içimden geldiyse yapıyorum. Ama şu var, şurada bir insanlara şunu verelim. Şimdi mesela adam içerik yapan bir insan değil, bir şey değil. Abi beni de takip et. Evet. Bakıyorum iki fotoğraf paylaşmış. Biri evet köyden, birisi AVM'de oturuyor. Kardeş edeyim de içerik yapmıyor. Hani ben seni niye edeyim? En insaf değil mi ya? Her edene de her söyleyene de etti mi bunun bir amacı kalmıyor bu kalmaz defa. Hani doğru, biz de o kadar emek veriyoruz orada. Abi beni de et. Bir de mesela insanlar kolay bir şey istiyorlar bir insanlarda. Ben mesela başladım. Hiç kimseye reklamcı olmanın verdiği bir şey var. Yanında bir sürü ünlülerle denk geliyoruz. Fenomenlerle, influencerlarla. Ama kimseye de nasıl abi be
beni de paylaşsana story'inde. İşte beni takip etsene. Diye mi utanırım? Hani aynı şekilde. Sen de öylesin. Asla söyleyemem, asla. Ama bakıyorum adam bal satıyor. Tamam abim haklısın. Gökhan Bey biz de bir paylaşıp da bir destek olsun. Size bal yollarız. Abim doğru söylüyorsun da. Çok öyle iyi de ya, olmuyor abim çok yani. Çok iyi ya. Evet çok iyi ya. İşte bunu söylüyorum. Mesela zor tarafları da bu biliyor musun? Yani gerçekten de zor tarafları. Bin kişiyken bana mesaj atmış arkadaş. Evet. Ben de yazmışım sağ ol kardeşim. Şimdi 500 binken yazıyor. Onu bir 10 dakika geç görüyorsun. Ben demiştim böyle olacağını. Binken cevap veriyordun. Şimdi tabii vermezsin. Şunu da belirtelim. Şimdi o DM kutusuna öyle mesajlar geliyor ki üst üste. Belki sizinle yazışırken bile o mesaj birden 5 dakika içerisinde kaç tane aşağıya düşüyor değil mi? Tabii yani canım zaten. Yakalan şansı yok yani. O isteklerde zaten aşağıda evet. Daha önce yazışmışsın. Ben zaten cevap veriyorum çok. Ben mesela Ahmet diye bir kardeşimiz var. Bana yazmadım Ahmet neredesin lan niye yazmıyorsun diyorum. Köydeydim abi diyor çocuk mesela. Hani ben yazıştıkça yazışıyorum ama dediğim gibi 5-10 dakika geç cevap veriyorsun ya. Bizi unutma bak kimse yokken biz vardık Gökhan. Tamam abi haklısın kardeşim yok. Evet, ya. İnsanları gerçekten çocuğu sallıyordun kardeşim özür dilerim. İnsanları mutlu etmek gerçekten çok zor bir şey ya. Sen durduk yere detay veriyorsun ya. Adama ya. Evet, çocuğu uyutuyordum kardeşim. Değil mi bir de öyle bir şey var ya. Ya. Aynen ya. Allah'ım böyle abi ya işte. Güzel ama herkesten herkese çok teşekkür ediyoruz. Böyle ilgi gösteriyorlar. Ama samimiyet, içtenlik. Zorlamama gerçekten insanlara geçiyor mutlu bir noktada. Kesinlikle. Yani. Ve gerçekten o özellikle gösterilerde gelen insanlara ulan biz bu insanlara mı hitap ediyormuşuz ya ne kadar güzel insanlara hitap ediyorsun. Bunu diyorsun yani gerçekten. Bu çok önemli bir nokta. Gökhan da bu konuda hemen ciddiyete duruyormuşum. Ben de hemen. Bu altta bir müzik var abi. Evet. Gerçekten de şey şimdi finale doğru yaklaşıyoruz. Evet ben de Bayi'yi de gördüm orada. Evet. Yavaş da oraya doğru. Şu anda gidiyor. Bayi. Bu arada Gökhan torpilli iki tur attık Gökhan'la. Çünkü arabayı da sevdin sen. Arabayı da sevdim. Araba hakikaten bu arada çok güzel akıyor ya. Akma diye bir şey var ya. Yağ gibi ya, böyle evet. Gidiyor yani. Beğendim. Rengi de sana uydu yalnız. Çok beğendim. Rengi de. O zaman bir pazarlama müdürümüzle. Görüşelim. Özel bir fiyat. Fiyattan ziyade zaten araba bulunmuyor. Doğru. En azından. Sıraya alsın sadece. Bizi bir sıraya alsın hocam. Sıraya alsanız bile yeter ya. Sıraya alın buradan. Peugeot yetkilerine bize evet. Abi. Şimdi şey de yapmıyorum. Zorlamıyorum. Şuradan kaçalım. Hiç denemeyelim abi. Hiç boşver denemeyelim. Arabamız şey olmasın. Ha, şöyle. Hiç denemeyelim. Bizi de al. Hakikaten çok güzel ama. Güzel. Yani. De Peugeot şu şeyleri seviyorum. Böyle DJ kabini gibi ya. Şurası evet. Güzel. Hafta sonu Ankara'daysan benim etkinliğime gelebilirsin bu arada. Hafta sonu burada değilsin sen gidiyorsun. Değiliz abi. Cumartesi pazar. İstanbul. Böyle Balıkesir, Bursa, İzmir. Bu arada biletleri alırken sen tabii sosyal medya hesabından bol bol paylaşıyorsun hikayelerinde ama ya orayla ilgili de komik bir şey var şimdi şöyle. Biz hiç reklam görmedik. Ulan. Şimdi ben paylaşıyorum diyorum ki zaten İzmir, Ankara, İstanbul bilmem ne biletlerim için. Gökhan Bey reklamınızı yapın. Şimdi Show TV'ye ben çıkıp hani bu akşam Gökhan. Bu akşam sizlerle birlikte olacağız. Yani Suat bin şeyde evet. Bostancı gösteri merkezinde. Oğlum öyle değil ki abi. Beni zaten takip eden oradan kaydırıyor, yakalıyor, görüyor. Reklam hani bütün şehri donatmamıza gerek doğru, yok. Doğru, doğru söylüyorsun. Sosyal medya o kadar etkili ki artık. Benim Beşiktaş'ta bütün Beşiktaş'ı Gökhan'ın verdiği giydirdiler. 300 kişi geldi yani. Hiçbir bilet sattırmadı o giydirmek. Hadi ya. Tabii canım yazık günah diyorum yani hiç giydirmeyin. Bizimkiler de diyor. Bütün İstanbul'u giydir. Gerek yok oğlum. Beni seven, takip eden gelir yani. İlgilenen gelsin zaten. Zorla adam aynen gelmesin öyle ya. Yani. Şimdi oraya düşünsene adam bilmiyor, etmiyor. Oturacak orada. Seni de demoralize. Onu kazanmak da zor. Evet. Ama onu kazanmak evet. Kıymetli, kıymetli abi. Kıymetli. Kesinlikle. Geliyor hiç tanımıyor. Tanımayan da hep en öne oturuyor bir de. Kim lan bu diye bakıyor. Demoralize de oluyor musun bazen? Espriye gülmediği zaman falan. Oluyor mu? Yaşıyor musun? Mesela ya, ben çok demoralize olurum eminim ki yani. Abi işte biraz tecrübe. Baktın gülünmedi kendimle dalga geçiyorum öyle güldürüyorum yani. Ya çok zor lan bir bunu şey niye ya. Anlattım ki ben de baksana gülmedi i̇nanılmaz, adam. İnanılmaz zor bir şey gerçekten de ya. Ya zor evet zor ama dünyanın da en keyifli şeyi birlikte kesinlikle. Gülmek güzel bir şey. Bu arada yani. Dünyanın en uzun kırmızısına denk geldik seninle. Vallahi billahi lan Ankara'da trafik olmaz dedik en trafikli noktaya geldik. Bizim ya. Trafiğimiz de maalesef bu. Evet özellikle bu Ankaralı arkadaşlarımızın trafik var zannetmesi. Evet şuradan sağdan geçiyor. O da çok güzel bir duygudur abi. Bazen söyle ya eskiden yoktu da şimdi var falan. Hala yok abi emin olun. Yok değil mi İstanbul'la kıyasla yok yani. Araba var abi. Ha, gördüm korkma. Araba var abi hala gidiyorsun. Hala gidiyorsun. Araba hala gidiyor ama. İşte İstanbul falan. Bu sizin arka girişten mi? Buradan girebiliriz. Biraz bir ben sorayım sen anlat işten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım. Biraz da sen sor ben anlatayım.
Abi kötü bir şey değil vallahi, değil mi? Hani, yok değil. Ömer, beni konuşturmadan, susmadan gitti. Mesela hiç şey yapmadı, konuşmadı falan, şaka yapıyorum. İlden güzel şimdi. O da hiç susmadı. Ömer de akşam bizi evden almasın. Vallahi öyle bir şey olmaz ya. Kenan gelir falan alırız yani. Programın sonu. Çok teşekkür ediyorum sana. Umarız sen sor ben anlatayım da seni güzel ağırlamışızdır. Çok güzeldi. Keyifli ben olmuştur. Çok eğlendim. Yarın da yemek ısmaracağım dedin. Sözünü unutmazsan çok seviniyorum. Beraberiz. Yarın beraberiz. Şuraya bir el sallayalım o zaman. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir sonrakine kim geliyor abi? Bir sonrakinde kim var? Merhaba. Herkesi de tanıyorsun ha. Hadi görüşürüz hadi. Biraz bir ben sorayım, sen anlat. İşten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım. Biraz da sen sor ben anlatayım.